Arkadaşlar merhabalar. Şu an ufak tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Biraz da geç kaldık, kusura bakmayın diyeyim. Birinci koşu 8 donu safkan. Ben de favori koşu 8. 1-5 sürpriz yapma potansiyeli olan safkanlar. 2 de yarış kazanmış formda safkan olarak rakip olarak önerebileceğim safkanlar onlar. 8, 1-5 plasesi 2 bu atların. İkinci koşu Maiden 2 yaşlı İngilizlerin Ferit'in bindiği 2 nolu safkan AGF doğru grubun en kaliteli atı durumunda ikincilikler gelmiş erkek safkan kazanması gerekir. Yani Ferit de kayba koşmadıkları sürece, tabelaya koşmadıkları sürece bu grubu geçmesini bekliyorum. Tek olur ya da çok ata ihtiyaç olur arkadaşlar. 6-9 gene ön planda olmak kaydıyla 6-9-10 diğer atlarında Maiden yarış olmasıyla şanslı olabileceklerini söyleyebilirim. Maiden yani kimin çıkacağını kestirmek zor bir yerden sonra. Üçüncü koşu Handikap 14 Handikap 3. Bu handikap yarışta 3 nolu safkanı herhangi bir atı tek kullanmıyorsanız kuponlarınızda bulundurmanızı tavsiye ederim. Grubun kaliteli atlarından bu grubu geçebilecek kilo ve kaliteye sahip apranti indirimli. 9. Horasan handikap şartına uyan safkandır. Rakip olarak öneririm. Diğer atlar tercih sebebi. Yani yeriniz varsa ekleyebilirsiniz. 5 dahil olmak üzere üniformayı 10, 6, 1 sıralamam bu şekilde arkadaşlar. 4. koşu şartlı 4 dişi. Bu yarışta da 1 nolu safkan grubun en kaliteli atı. 9. nerede yaptı bakmadım ama eğer hazır saat, hazır sokmuşlar, kaydettirmişler ise bu grubu kolay geçmesi gerekir. Bir nolu saklanın. Eksik koşu çıkar ise böyle şeyler olur bu dişi yarışlarında. Biraz az at, biraz at yazmak gerekiyor ki 8 öncelikle onlardan biri 9 AGF doğru AGF'si 9, 7, 2 gibi safkanları bulundurmaya çalışalım derim bu koşuda. Ancak tek olacaksa ben birden yanayım. Umarım sıkıntılı kaydettirmemişlerdir bir nolu safkanı. 5. koşu şartlı 4 mücadele. 3 yaşlı Arapların şartlı 4'ü. Grup birbirine biraz yakın, zayıf gördüm hatta grubu. 8 nolu safkan AGF'si doğru. Kazanmayı potansiyeli en yüksek safkan gördüm. Hani zor yarışta tek olabilir. Rakibi ağır kilolu atlar olurlar. 2 ve 3 nolu safkanlar. 2 öncelikle rakip kalite handikap puanıyla iyi bir koşu gelir 2 nolu safkandan. Giderler ve kazanırlar böyle atlarda. 2 eksik koşarsa 3 yerine geçer. Diğer atların tamamı tercih sebebi olarak yazımını size bırakacağım. 8-2 benim önceliğim burada bu 5. koşuda. 6. koşu burada maiden yarış var. Burada iki at ön planda çıkıyor bende. Dişi atlar beklemiyorum çıkmaları ama maiden yarıştır. Her türlü sonuç çıkar. 3 nolu safkan. Bir ikincilik gelmiş. Grupta kalite handikap puanıyla en kaliteli at durumunda favorim. Yarış görme tecrübesiyle de 1 nolu Bülent Ferit tercihli. Bu atın rakibi olur. 3-1-1-3 bitmesini beklediğim bir yarış. Diğer atlar AGF'ler, diğer atların yazımını size bırakırım. Yarış Maiden'dır. Çıktığı zaman sürprizi olmadık atları da getiriyorlar biliyorsunuz. 7. ve son koşu Handikap 17 Handikap 3. Bu yarış şartında hafif kilolu atlar mesafe orta mesafe olsa da ön planda olurlar. 10 nolu safkan koşar durumda gördüm favorim. Yakın rakibi de grubun kaliteli atlarından o da Ferit tercihiyle 6 Hetbe olur. 10-6 sürprizini yine 4 nolu çiviciden apranti indirimi sayesinde uygun kilosuyla bekleyebiliriz. Yani bunların dışına da çıkmasını beklemiyorum. Ancak yarış handikaptır. Her şey yine burada da olabilir. Handikap 17'ler zor koşullardır şartları. Değişik sonuçlarda aldığımı gördüğüm zamanında. 10-6-4 diğer atlar dediğim birden başlayarak at yazacak arkadaşlara at ilave etmenizi de öneririm. Az atla geçmeyen arkadaşlara. Ancak az atla geçilecekse 10-6 yeterli olarak görmekteyim.
Şanlı Urfa bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.